Son dönemde milli arama motoru konusu ciddi anlamda konuşulur oldu. Ben bu konuyu 2000'li yılların başından başlayarak anlatmayı düşünüyorum size. O dönemlerde ben bir servis sağlayıcıda çalışmaya başlamıştım. Sabah grubundan transfer olmuştum ve amaç aslında bir arama motorunun yapılmasıydı. O dönemde Yahoo arama motoru gerçekten ciddi anlamda dikkat çekiyor ve herkes tarafından beğeniliyordu. Google'da yeni çıkmıştı. O dönemde arama motoru isteyen yöneticimin bir süre sonra, yani bir iki konuşmadan sonra fark ettim ki arama motorunun ne demek olduğundan çok da haberdar değildi. Çünkü bir arama motoru yapmaya kalktığınız zaman Spider yapmakta problem yok. Spider'ı hem bir yerlerden alabilirsiniz hem de sonuçta çok basit bir script. Arka taraftaki database yapısını da işte şimdilerde Hadoop, o zamanlar herhangi bir database'i kullanarak yapmak mümkün olabiliyordu. Fakat önemli problemlerden birisi interneti o servis sağlayıcının, ki Türkiye'nin büyük servis sağlayıcılarından biri olmasına rağmen, küçücük internet bağlantısından bütün interneti içeri geçirmekte. Yani bu ciddi bir maliyet oluşturuyordu. Maliyetleri açıkladığımız zaman aslında bir parça projeden vazgeçmeye başladılar. Ama ben onlar için çok daha basit bir projeyi, daha güzel bir projeyi aslında gerçekleştirdim. All-in-one Search Engine o dönemlerde yine revaçta olan konulardan biriydi ve çok da başarılı oldu. Oradaki amaç da kendisi indeksi tutmayıp etraftaki indeksleri tutarak, o indeksleri alarak, arama motorlarının indekslerine ulaşarak o indeksleri alıyordu. Onların içinde yapay zeka üzerinden bir düzenleme yapıp hangisinin önemli olduğuna kanaat getiriyor, onun listelemesini yapıyordu. Bu gerçekten o dönem için son derece iyi bir yöntemdi. 298 bin dolar civarlarında da bir karımız oldu bu konu yapacağımız maliyetten. Onu da pazarlamaya aktarma imkanına sahip olduk. 2010'lu yıllardı yanlış hatırlamıyorsam, ben arama motorlarının Türkiye için iyi olacağını söyleyen köşe yazarlarından birisiydim. O dönemde ben arama motoru konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyordum. Aslında biliyorsunuz bu son arama motoru tartışması çıkmasının sebebi Sayın Bakan'ın arama motorları konusunda bir çalışma yapmaya başlayacağız demesinden yola çıkıyor. Ama yaklaşık 1-2 yıl önce yine bir servis sağlayıcıda bir arama motoru projesi başlatıldı. Gizli olarak başlatıldı. Proje bir noktaya kadar geldi. Ancak başarılamayacağı öngörülerek vazgeçildi. Biraz da o dönemde işte o dönemin Ulaştırma Bakanı'nın işten ayrılması sebep oldu diye tahmin ediyorum. Çünkü tahmin ediyorum Ulaştırma Bakanı'nın o dönemki projelerinden birisiydi. Şimdi de yeniden gündeme gelmesinin sebebinin aynı şey olduğunu düşünüyorum. Arama motoru gerekli mi? Bu önemli bir soru bence. Yani birçok kişinin oturup ciddi bir şekilde brainstorming yapması gerektiğini düşündüğüm konulardan birisi. Çünkü gerçekten bilişim konusunda stratejiye ihtiyacımız var. Şundan ihtiyacımız var. Biz bilişim konusunda çok fazla kaynağa sahip olan bir millet değiliz. Yani çok fazla kaynağımız yok. Dolayısıyla kaynaklarımızı akıllıca kullanmak gibi bir mecburiyetimiz var. Arama motoru gerekli mi? İndekslemek gerçekten önemli. Yani bilgiye sahip olmak çok önemli. Aslında bilgiye sahip olmak bir iki kaç yıl önce sadece bilgiye sahip olmaktı. Şimdi aynı zamanda zeki olmanın da yöntemi. Yani yapay zeka dediğimiz bu son dönem yapay zekası bilgiyle çalışıyor. Dolayısıyla ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, ne kadar çok şeyi elde ederseniz yapay zekanın altına koyduğunuz zaman o zaman anlamlı oluyor. Yani bana sorarsanız 5 yıl önce bir arama motoruna sahip olmak önemliydi. Ama şu anda bana sorarsanız arama motoruna sahip olmak önemli değil. Bana sorarsanız şu anda önemli olan yapay zekaya sahip olmak. Bu tarafta çalışmalar yapmak. Yapay zeka yapmak için de biliyorsunuz yeni dönem kognitif yapay zekası. Eğer konuşmalarımı dinlediyseniz kognitif yapay zekası bir yapay zeka algoritması ve altında onun öğrenebilmesini sağlamak için milyonlarca bilginin olmasını gerektiriyor. Hani bu işte en iyisi kimdir diye sorarsanız işte IBM Watson diyebiliriz. Watson bu bilgiye sahip olabilmek için ne yaptı diye sorarsanız yanlış bilmiyorsam IBM bunun için Amerika'daki sigorta şirketlerinden birini satın aldı ki sağlık bilgisine sahip olsun. Wonderground satın aldı hava durumu bilgisine sahip olmak için.
Ve böyle şirket satın almalarıyla içerideki bilgiyi aktararak bir yapay zekanın içeriğini oluşturuyor. Aynı zamanda dikkat edin, son dönemde Microsoft da mesela LinkedIn'i satın aldı. Orada da çok ciddi bir gerçek bir bilgi kaynağı var. Dolayısıyla eğer bilgi kaynaklarından bahsedeceksek o bilgi kaynaklarının mutlaka bir şekilde alınması lazım. Yani eski yöntemlerle onu yeniden üretmenin ne zamanı ne yeri. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde yapay zeka algoritması oluşturup o yapay zeka algoritmasının altına bu tip bilgileri, verileri topluyor olmamız lazım. Bu tip verilerden kastım da mesela arama motoru verisi ise, arama motoru verisi biliyorsunuz satılan bir veri. Inktomi bildiğim kadarıyla benim dönemimde en azından Inktomi çok satıyordu bu veriyi. Ama şu anda kim satıyor bilmiyorum ama bakmak lazım. Yani hani sonuç itibariyle satan birileri mutlaka vardır. O verileri oradan almak daha mantıklı. Yani teker teker yeniden indekslemeye kalkmak ve buradan zaman harcamak ve maliyet çıkarmanın bir anlamı bana sorarsanız yok. Daha büyük verilere ulaşmak lazım. Fiziksel verilere ulaşmak lazım. Onların bir kısmı zaten devletin elinde var. O da önemli. Ancak bir önemli konu daha var. O da şu. Son 5-10 yıla baktığımız zaman devletin gerçekten ciddi bilişim yatırımları yaptığını görüyoruz. Ve bu aslında bir yandan bizi mutlu etmekle birlikte bazı yerlerde ise halkın ciddi anlamda bundan korkmasına sebep oluyor. Çünkü verinin devletin elinde olması yani kötüye kullanılma ihtimalini de bir parça ortaya mı çıkarıyor diyelim. Çünkü karşınızda amacı tam olarak ne olacağı belli olmayan ve değişebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Özel şirketler olduğu zaman bu biraz daha belli. Yani para söz konusu oluyor. Dolayısıyla paranın söz konusu olduğu yerde karşı tarafın amacını daha net bilebiliyorsunuz. Ama devlet söz konusu olduğu zaman işin sonunda nereye çıkabileceğini tahmin etmek çok kolay olmuyor. O yüzden de son dönemde halk bu tip yatırımlara karşı tavırlı görünüyor. Hani biliyorsunuz belki güvenli internet konusu da aynı şekilde son dönemde reject edilmiştir. Bakıyorum arama motorları konusunda yazılan yazıların çoğu da şunu söylüyor. Diyor ki halk bunu kullanmayacak, niye böyle bir şeye girişiyorsunuz? Haklı oldukları noktaları da olduğunu söylemek lazım. Yani hani bakıyorum gerçekten haklı oldukları noktalar da var. Artık eskisi kadar devletçi bir yapının içinde olmamak gerekiyor. Ben bu tip konuların birinci derecede STK'lara ama aslında özel şirketlere bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten marka olmanın kurallarından birisi de, yani eğer bir marka çıkarmaya çalışacaksak tabii ülkeyi de marka yapmak önemli ama ülke hiçbir zaman devletin yaptığı yatırımlarla marka olmuyor ya da devlet marka olamaz. Ama özel şirketlerin marka olması söz konusu olabilir. Bu tarafta böyle ihtiyaçlar var. Ama bu ihtiyaçları karşılamanın yolu ise bana sorarsanız şimdi arama motoru oluşturmaktan ziyade, yani hani ben bu tip bir teknoloji şirketinin genel müdürü olsam ne yapardım? Arama motoru oluşturmak yerine yapay zeka oluşturmaya çalışırdım eğer büyüksem. Biraz daha küçüksem mutlaka bir yapay zeka servisini kullanırdım. Ama devlet büyüklüğünde bir yapı eğer destekleyecekse beni, kesinlikle bir yapay zeka oluşturmaya çalışırdım. Yapay zekanın ihtiyaçları arasında da demin bahsettiğim gibi data var. Datayı da nereden alacağını net bir şekilde ortaya koyuyor olması lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Yani dataya ulaşmak da çok kolay bir şey değil. Ama yurt dışı şirketlerine özellikle data temin edebileceğimiz ve ihtiyacımız olan datayı bize ulaştırabilecek yurt dışı şirketlerini satın almak iyi bir yöntem olabilir. Ben internet ve teknoloji tarafında birincil derecede yatırım olarak bunun öncelikli olduğunu düşünüyorum. Ama arama motorları birincil derecede önemli mi? Bence değil. Arama motoru yapısı oluşturmak ve endeksleme yapmak o kadar kolay bir iş değil. Ve bunun çok ciddi bir maliyeti ve sadece şey tarafında maliyet değil, aynı zamanda bilişim tarafında da maliyeti var. Geçenlerde Hürriyet'ten arkadaşlarla konuşuyorduk. Geçenlerde dediğim bayağı oldu aslında ama konuştuğumuz arkadaşlar hani yapay zeka konusunda bir şeyler olsa, daha doğrusu arama motorları konusunda bir şeyler olsa çalışır mısınız dediğimde açıkçası hani bu büyüklükte bir datanın, big datanın nasıl yorumlanacağı ve ne yapılacağı konusunda çok da fazla bilgimiz yok. Dolayısıyla bu aslında bu kadar kolay bir iş değil dediler. Yani hani bu tarafından bakıldığı zaman gerçekten arama motorları bence şu aşamadan sonra
bir arama motor satın almak, arama motoru yapmaktan daha kolay ve daha hızlı bir yöntem. İhtiyacımız çünkü arama motoru değil, arama motorunun datasını kullanarak ortaya bir şeyler koyabilecek bir yapay zeka yapısı oluşturmak.